Beyler bayanlar selamlar. Bugünkü Call of Duty Warzone videomuzda görevleri inceleyeceğiz. Ya ben zaten görevleri biliyorum. Yok şuradan kontrat başlat yok bilmem ne. O zaman bunun için video yapılır mı demeyin. Sezon 4'te yeni intel görevleri eklendi. Size bunlardan bahsedeceğim. Nasıl yapabileceğiniz, nerede bulabileceğiniz, ne işe yarıyor gibi tüm detayları hadi gelin şimdi videoda daha detaylı bir şekilde aktarayım size. İlk önce bu görevi nereden yapabileceğiniz için sağ aşağıda Daily Challenges var. Oraya tıklayarak görevler kısmına girin ve yukarıdaki sekmeden Intel'i seçin. Teker teker tüm görevleri birlikte yapalım sırasıyla. İlk görevimiz diyor ki, Ghost'un mesaj gönderdiği yere git. Neresi olduğunu görmek için X tuşuna basmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi burası TV Station. Hadi gidelim şimdi ilk Intel'imizi toplayalım. TV Station'daki yeri bulmak için o büyük kayıt odası var ya, en büyük oda. Oradaki yuvarlak masaya gittiğinizde üstünde bozuk para olan bir dosya göreceksiniz. O dosyayı alarak ilk intelinizi toplayabilirsiniz. İkinci görevde ise bize tahliyeler devam ediyor diye mesaj veriyor. Detaylı incelediğimizde de bu sefer karşımıza bir kağıt çıkıyor ve bu kağıtta hem video hem de ses dosyasının olduğunu görebiliyoruz. Burada Verdansk'a yapılan saldırıyla ilgili Greg ve Donna'nın konuşması geçiyor. Greg başta dün gece Armstice ile Alcatala arasında birden fazla roket saldırısı yaşandı. Popülasyonun güvenliği garanti edilemediğinden dolayı askeriye Verdansk'a kalanların zorunlu tahliyesine karar verdi diyor. Ardından Donna da bu sabah ateşkes belirtildiğinden dolayı Verdansk Airport kapı B23'te askerin eskortluk edeceğini ve kalan tüm vatandaşların acilen bir yolunu bularak buraya ulaşmalarını söylüyor. Sonra da Greg, bu bizim son iletişimimiz olacak. Bize tahliye emri verildi. BCH4 Nivs ailesi olarak hepimiz güvenli bir yere ulaşmanızı istiyoruz diyor. Yani bu intele baktığımızda yapmamız gereken gayet açık. Oyuna tekrar girerek havalimanında B23 nolu kapıya gitmemiz gerekiyor. Bunu rahat bulmak için havalimanında ikinci kata gidin ve oradaki odada bir telefon göreceksiniz. Telefonu açarak ikinci inteli toplayabilirsiniz. Üçüncü intelle ilgili ipucunda ise saldırıdan önce iletişim koptu, izleri takip et diyor bize. Daha fazla detay için X'e bastığımızda da karşımıza bir uyarı sayfası geliyor. Ve bu uyarıda telefonlara cevap veren yok, ATC Tower'a birini göndereceğiz yazıyor. ATC Tower ise bildiğimiz kule kontrol. Yani bu inteli toplamak için kule kontrolü gitmeniz lazım. Dördüncü intelde kule vericinin çevrim dışı olduğunu bildirdi diye bize bilgi veriyor. X'e bastığımızda da karşımıza bazı kodlardan oluşan bu intel geliyor. Dikkatli bakarsanız eğer yukarıda üyevinin offline olduğunu fark edeceksiniz. Yani uçaklardan birinin düştüğünü söylemeye çalışıyor. Oyundaki uçak enkazlarından birisini bulmamız gerekiyor. Bu uçak enkazı ise military base'in hemen yakınındaki yerde bulunuyor. Uçağın içine girerek dördüncü intelimizi elde edebiliyoruz. Aldığımız son intelde bize uçak düşmeden önce pilotun ne konuştuklarını, kule kontrole ulaşmaya çalıştıklarını, kara kutuda olur yani son anlarında ne yapmışlar onunla ilgili bilgi veriyor. Merak edenler için de şu şekilde özetleyeyim, şu şekilde söylüyor. Verdansk kule 133, cevap yok. Alçal, askeri üssü ulaşmayı deneyin. Aklov AFB. Aklov kule, burası 133, iniş izni istiyoruz, tamam. Biraz daha alçal, çok fazla parazit var. Çok alçak gidiyorsun, çok alçak gidiyorsun. Uçağı geri döndürüyorum. Ve ardından ikinci motor arızası veriyor. Sonra pilotlar kendi aralarından yine konuşmaya başlıyorlar. Ne oldu lan? İkinci motoru kaybettik, bir şeye mi çarptık? Aklova söyle, acil iniş yapmamız lazım. Mayday, mayday, mayday. Burası AUT-133. Arızalı bir uçağımız var ve acil iniş talebimiz var. Onlar mı bize ateş açtı? Neden cevap vermiyorlar? Allah kahretsin, çakılmak üzereyiz. Aklov, AUT-133 iniş.
diyor ve ardından uçak çakılıyor. İlk önce havalimanını indirmeye çalışıyorlar. Ondan sonra askeri üsse inmeye çalışırken bunların üstüne ateş açılıyor ve motorlarını da kaybettikleri için yere çakılıyor arkadaşlar. Bulduğumuz Intel ise Aglov AFB'yi araştırmamızı istiyor. Bu sefer military base'de bu binaya gitmemiz gerekiyor. Binaya ulaştığınızda masanın üstünde bulunan laptop var ya, onun hemen yanındaki dosya yığınından Intel'imizi alabiliyoruz. Son Intel için ise bizi ipucu olarak saldırıdan sonra bir mesajın şifresinin çözüldüğünden bahsediyor. Intel'e daha detaylı baktığımızda ise havalimanındaki bir saldırıdan bahsettiğini görsek de bu sefer Intel'i havalimanı yerine yine militeriye gidip almamız gerekiyor. Haritada bu işaretli olan binaya giderseniz içerideki bilgisayarı kullanacaksınız ve son Intel'imizi, son bilgimizi de oradan elde edebileceğiz. Tüm bilgileri topladığımızda ise Zack Evin planının devam ettiğini, Leon'a yardımları için teşekkür ettiklerini söylüyorlar. Son cümlede ise çok önemli bir detay var. Urzi Kristan'a artık geri dönebileceğini söylüyor. Leon kim derseniz, Zack Eve yardımcı olan Khalid Alazat'tan başkası değil. Hani bunlar çok önemli değil hikaye falan diyorsanız da herkesi ilgilendiren bir konu var burada, ne? Urzi Kristan arkadaşlar. Büyük ihtimalle önümüzdeki sezonda belki daha da yakın olabilir ya da daha ilerisi de olabilir. Zakayev'i avlamaya çalışacağız. Ve Zakayev'i avlamak için Uzbekistan'a onun peşinden gidebiliriz. Tabi bunlar tamamen benim düşüncem. Ne olacak ne bitecek artık yeni sezonlar gelmeden, önümüzdeki günleri görmeden bilemeyeceğiz. Ama Uzbekistan konusunda benim inancım tam. Bence önümüzdeki sezon artık kesin gelecek. Çünkü çok fazla isim geçmeye başladı. Her yere Uzbekistan'ı koymaya başladılar. Hem oyuncular da sıkılmaya başladı. Peki bu görevin başka bir artısı yok mu? Bu muydu yani Ozan? Derseniz evet arkadaşlar. Bu sadece hikayeyi merak edenler için yapılmış. Ve aynı zamanda önümüzdeki sezonlarda, önümüzdeki günlerde neler olabileceğiyle ilgili oyuncular tahmin etsin diye böyle bilgi kırıntıları bırakmışlar bize. Onun dışında da eğer benim gibi bu görevi de yapayım, burada varmış, bu da varmış, bunu da tamamlayayım, her şeyi tamamlamanın peşinde değilseniz sadece Battle Pass'inize yardımcı olmak için bile bu görevleri tamamlayabilirsiniz. Her bir görev 10.000 experience verdiği için toplam 70.000 experience ile Battle Pass ilerlemenizi birazcık daha hızlandırabilirsiniz. Sonuçta 2 dakikalık görevler arkadaşlar. Yani ben videoyu sırf size anlatmak için bu kadar uzun sürdüğü göster oyunları sırayla arka arkaya girerseniz herhalde büyük ihtimalle 6 dakikada falan hepsini bitirebilirsiniz. Eğer videoyu da sevdiyseniz arkadaşlar aşağıdan beğeni tıklayarak bunu gösterebilir ve her gün ürettiğim içerikleri de kaçırmamak için yine aşağıdaki abone ol'a tıklayarak bildirimleri açabilirsiniz. Yine geldiniz, yine izlediğiniz için çok sağ olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.